Merhaba, Uğurlu Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Avokadoyu en lezzetli ve en pratik nasıl tüketebilirsiniz? Şimdi minnak bir video çekeceğim. Öncelikle avokadoyu kullanabiliyor olmamız için olgunlaşmış olması gerekiyor avokadomuzun ve rahatlıkla kabuğundan ayrılabiliyor olması gerekiyor. Bunu zaten dış renginden, o kararmalarından anlayabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi ben bunların ikisini ortadan ayıracağım. Onun sonrasında zeytinyağı, tuz, çok küçük bir diş sarımsak, limon ve peynirle bir karışım hazırlayacağım. Avokadoyu bıçak yardımıyla ikiye kestim. Çekirdeğini de alacağım içinden. Şu yumuşak kısmı kaşık yardımıyla kaseme alacağım. Göreyim. İki avokadonun ikisini de çay kaşığı yardımıyla güzelce sıyırdım. Olgunlaşmamış avokadoyu yine söylüyorum, bu şekilde sıyırma ayırma şansınız yok. Yani dışı bayağı bir kararmaya başladığı zaman olgunlaşmış olduğunu göreceksiniz. Zaten içinden de anlayacaksınız, bu taraftakiler normal olgunlaşmıştı. Bu bayağı artık olgunlaşmış, tüketilmesi gereken kıvamdaydı. Şöyle de göstereyim, buraya koydum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Özellikle ben yumuşak peynir tavsiye ediyorum. Yani lokum peynir. Burada 2 kibrit büyüklüğünde yumuşak peynir var. Eğer bir avokado kullanacaksanız 1 kibrit boyunda da kullanabilirsiniz. Peynir tercihi size kalmış ama yine söylüyorum, benim damağıma yumuşak olanlar daha uygun geliyor bu karışımda. Güzelce ezelim, karıştıralım. Peynirimi çatal yardımıyla ezdim. Şöyle üstte görüyorsunuz, sarımsağı da küçük küçük doğradım bıçağımla. Şimdi 4-5 damla limon suyu ilave edeceğim. Çok az zeytinyağı ve tuz ilave edeceğim. Şöyle avokado zaten yağ barındırıyor ama zeytinyağından bir miktar eklerseniz eğer çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz yaptığınız karışımın. Az bir miktar zeytinyağı ilave ettim. Belki bir tatlı kaşığı kadar var yok, öyle söyleyeyim. Bir çay kaşığı gibi de kullanabilirsiniz. Evet, avokado salatam hazır. Avokadoyu, yani bu salatayı istediğiniz her öğünde tüketebilirsiniz. Misafirlerinize yine çay sofranızda ikram edebilirsiniz. Yemek sofranızda yine salata olarak ikram edebilirsiniz. Ya da avokadonuzu kahvaltıda böyle kızarmış ekmek üstüne sürerek ya da normal ekmek üstüne sürerek tüketebilirsiniz. Çok lezzetli olacak. Emin olun, yemeğe doyamayacaksınız bu tarifle. Bir de çocuğum avokado yemiyor diyenlerdenseniz eğer bu tarifimi uygulayın. Sarımsak miktarını çok çok daha az indirebilirsiniz. Ya da limon hiç katmayabilirsiniz bebekler için ya da çocuklar için. Emin olun, bu tarifi çok lezzetli bir şekilde tükettiğini göreceksiniz. Mutlu kalın, hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.